Evet herkes hoş geldi. Ee, şimdi burada benim hani motto olarak kullandığım bir cümle var. Ee, bunu zaten uzaya ilgi duyan herkes muhtemelen aynı fikirdedir. Çünkü özellikle 21. yüzyıldan itibaren bakıyoruz ki gerçekten uzaya ciddi yatırım var. Şimdi bazı uzay firmaları işte özel şirketlerin yaptığı şeyleri hepimiz görüyoruz. Aynı zamanda kar marjı yüksek bir alan haline geldiği için tabii yapıyorlar bunu. Yani kara kaşığınız kara gözünüz için yapmıyorlar. Ancak yaptıkları şey hepimiz için yararlı sonuçlar doğuruyor. O nedenle ben bu gezegende hayat bulduk ancak yok oluşumuz bu gezegende olmayacak. Buna inanıyorum. Bizler kozmik denize yerken açmak için yaratılmışız. Yani birazdan anlatacağım bu işte astro outreach, astronomi outreach diyebileceğimiz İngilizce olarak ya da astronomi işte popüler anlamda bu işe ilgi duysun ya da duymasın insanlara ulaştırmak amacıyla yapılan bir e, kişisel çaba diyelim nacizane. Ondan bahsedeceğim. Şimdi neden gelecek uzayda? E, bu slogan neden seçtim bundan yıllar önce? Çünkü uzay baktığınız zaman tüm doğa bilimlerinin uygulanabildiği bir alan. Tüm doğa bilimlerinin, mühendisliği, hatta huku, vesaire her şeyi alabilirsin. Hatta ileride bir gün eğer zeki Canlı e, gelirse buraya o zaman bizi toplumsal sosyolojik anlamda bile değiştirecek şeyler olacak. Yani uzaydan bağımsız olamayız. Hangi alanla ilgilenirseniz ilgilenin. Bir şekilde uzay size fayda sağlıyordur. Uzay teknolojileri, inovasyon. Eğer araştırırsanız arkadaşlar internette uzay anlamında ilerlemiş ülkelerin bir haritası vardır. Ona bakarsanız dünya haritası üzerinde hangi ülkeler uzaya yatırım yapmış, bir de inovasyon haritası vardır. Onu üst üste örtüştüğünü görürsünüz. Neden? Çünkü insanlar uzay teknolojileri geliştirdiği zaman mesela ben Mars'a gitmeye çalışıyorsam, bir uzay aracı yapıyorsam, enerjiyi daha efficient bir biçimde ne bileyim kullanabilen bir güneş paneli geliştirdiysem bu üçüncü dünya ülkesinde kullanılıyor o güneş paneli mesela. Yani insanlar Mars'a giderken aslında dünyada sorun yaşayan enerji biliyorsunuz büyük bir sorun. O anlamda da çözümler üretiyor. O nedenle sürekli bir inovasyon, sürekli bir gelişim halindesiniz, sürekli yeni teknolojiler üretiyorsunuz ve haliyle bu teknolojileri siz özellikle görüntüleme, tıptaki görüntüleme ve iletişim teknolojilerinde biz şu an kullanıyoruz. Hepsini bunun uzay teknolojilerine borçluyorsunuz. Ve uzay karlı bir yer az önce bahsettiğim gibi şu an 2020 yılı itibariyle araştırırsanız eğer ee, baktığınızda 350-400 milyar dolarlık bir sektördür uzay. Tabii ki uzay ajansının bütçesi 20 milyon TL. O büyük bir sorun. <laughs> Bunu hemen altına çizeyim. Bunu halletmemiz lazım. Uzay ajansının bütçesinin 20 milyon TL değil. Bana sorarsanız 100 e, milyon, 200 milyon dolar olması gerek. Bana sorarsanız. Şimdi baktığınız zaman bir öngörü yapıldığında 2040 yılına kadar bunun 1 trilyon dolarlık bir sektör olabileceği düşünüyor. 1 trilyon dolardan bahsediyorum arkadaşlar. Dünyada kaç tane sektör bu kadar hızlı büyüyor ve böyle bir e, rakam ulaşabilmiş. Ve tabii ki bunun insanlığı hepimiz ilgilendiren kısmı belki de bu. Gezegen ciddi bir tehdit ile karşılaştığında uzay çalışmaları sayesinde biz ya bu gezegeni terk etmek zorundaysak terk edebilecek teknolojiye alışacağız ya da ...onu koruyabilecek teknoloji ulaşacağız. Böyle ufukta görünen en büyük tehdit ne? E bakıyorsunuz ki istatistik olarak... ...dünyaya birkaç on milyon yılda bir... ...aslında devasa bir asteroid çarpmış. İşte en büyüğü ne? Bundan işte 65 milyon yıl önce... ...15-20 kilometre çapında bir asteroidin... Işte ...Meksika'nın Yucatan Yarımadası kısmında... ...bir yere çarptığını düşünüyoruz ki... ...hala aslında o e, krater izleri de var. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor... ...sizi germek istemiyorum ama... Asteroid biraz gecikmiş. Yani gelmesi lazımdı şimdiye kadar. 65 milyon yıldır öyle devasa bir şey gelmedi. Şimdi gelirse nasıl koruyacağız gezegeni? İşte bu anlamda çalışan enstitüler, devletler, uzay ajansları var. Biz de çalışmamız. Bu belki de bizim hani kozmik ölüm anlamında, kozmik tehdit anlamında baktığınızda belki de en yakın tehdit o. Yani uzay çalışmaları şimdi hani uzayla hiç alakası olmayan, bir insan işte bu noktada acayip derecede ilgilendiriyor. Evet Gelecek Uzay'da belli dallardan oluşuyor ve bu kadar çok çeşitli iş yaptığı için aslında alanında tek bir sosyal sorumluluk projesi bu. Kar amacı gütmüyor. Altta da bakın yazıyor cebimden çıkan para son yedi yılda bu ortalama. Çoğunluğu da arkada gördüğünüz küçük stüdyoma işte bu teknik ekipmanına vesaire harcanmış bir şey. Şimdi popüler bilim yazıları yazıyorum ee, işte Aralık 2020 tarihi itibariyle ders. Aralık niye demişsem oraya çünkü şu an 28 Kasım, 29 Kasım neyse artık. Ee, yani Kasım ayı itibariyle 120 makale yazmışım. Ee, bunun bir eğitim yönü var. Birazdan bahsedeceğim. Seminerler, söyleşiler ve bu seminerler, söyleşilerden gelen davetlerden ee, bir geri dönüş olarak bazı hediye kitaplar, dergiler dağıtabildim. Ondan bahsedeceğim. Benim toplum projeleri şu ana kadar benim yürütücüsü olarak hayata geçirdiğim 2 milyon TL'ye ulaştı. TV radyodan tabii bunu popüler anlamda dile getirince insanlar size ulaşıp bir astronomik, astronomik bir astrofiziksel fenomeni açıklamalar getirmenizi istiyor. Çünkü herkes uzayı bilmek zorunda değil akademik anlamda haline. Önemli olan bunları düzgün bir şekilde vatandaşa anlatabilmektir. Yani bunu hem doğru olarak anlatacaksınız hem de güncel bilgileri vereceksiniz. Bu önemli. Ve benim 9-10. ayına giren, e, itici astronomi videoları çektiğim birkaç serim var, bahsedeceğim birazdan. YouTube kanalım var. Yani bu gördüğünüz 6-7 alanda ilerleyen bir şey, gelecek uzayda. Logosuyla her şeyiyle birazdan bahsedeceğim zaten. Marka patentine sahip bir ne diyelim, sosyal sorumluluk projesi. E şimdi seminerlere baktığınızda bu harita 2018 yılına ait. E, gördüğünüz gibi çizgiler van'dan doğru çıkıyor. <laughs> 2016 yazdan beri burada 2016 Ekim'den beri. 2016-2018 arasında baktığım zaman ben bunları hep ka kayıt altına alıyorum. Ne kadar yol kat etmişim vesaire de 80 bin kilometre yol kat etmişim. Gibi. Bu dünyanın çevresini iki kez tur atmaya hiç değer bir şey. Zaten uçakla çok sık seyahat ediyorsanız böyle bir sayı bir yıl içerisinde ulaşırsınız böyle bir mesafeye. Ben de çok seyahat ettim. Tabii bu güncel değil. 2020 Kasım 2020 itibariyle 30 şehir oldu toplamda. Bu tabii pandemiden önce işte ne diyelim ona Mart mı diyelim Mart 2020'den sonra ben hiçbir şekilde şehir dışına çıkmadım haliyle. Online olarak etkinlikler devam etti. Yani televizyonlardan da çağırıyorlar ama ne yazık ki gitmiyorum. Çünkü iki küçük çocuğum var. Biri daha minik kızım yani virüs taşımak istemiyorum eve. Çünkü gerçekten durum kötü arkadaşlar. Lütfen kendinize dikkat edin. Şimdi güzel seminerlerden birkaç kare bu. Birçok şehre gittiğimi söylemiştim. Ee, bakın sol altta mesela online yapılan seminerler var. Online gerçekten artık her şey online olduğu için. Birçok şehre aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Orada öğrencilerin sorularını alıyorsunuz, yanıtlıyorsunuz. Tabii bir anda 100-150 soru gelince hepsini yanıtlayamıyorsun haliyle ama genel anlamda sorulara yanıt verebildim, mutluyum. Aslında şu noktaya değinmek için de anlatıyorum bunu. Yani siz bir öğrencisiniz şu an ya da bizi izleyen öğrenci olmayanlar da vardır. Eminim ilgi duyduğunuz uzmanlık alanınızda bir şeyler vardır. Bunu anlatmak önemlidir. Bunu anlatırken şunu fark edeceksiniz. Aslında uzmanlık alanınızda aklınıza gelmeyen soruların sade vatandaş tarafından sorulduğunu göreceksiniz. Ve siz anlattıkça aslında kendinizi geliştireceksiniz. Zaten yani öğrenmenin en etkili yollarından biri de anlatmaktır. Çünkü anladığın bir şeyi anlatmak, anlamaktan daha üst bir seviyedir. Ve oraya çıkmak öyle kolay olmuyor. Bakın ben 8 yıldır anlatıyorum astronomiyi. İlk seminer nasıl acaba? Acaba şununla kıyaslarsak şu seminer, acaba ilk seminerin nasıldı? Yani var ya Şener şen her şeyin film haydi domates, domat çek, çek, çekiniyor ya böyle anlatamıyor, satamıyor ya domatesini. Belki öyleydim, sonra böyle oldum gibi. Yani anlatın arkadaşlar, konuşun, yazın, sohbet edin. Bunun yararını görürsünüz. Evet, bu etkinliklerden biri de biliyorsunuz Uluslararası Asyon Birliği'nin 100. yılıydı geçen e, sene ve dünya çapında işte e, 800 etkinlik düzenlendi, 80 ülkede sanırım. Türkiye'deki en büyük etkinliği biz yaptık. Milliyetin Bakanlığı, Bilgi Daire Başkanlığı'nın e, bir sohbet odası var. <laughs> Onu kullanarak e, 30 şehrimizden 80 farklı bağlantı ile 5000 öğrenci arkadaşa, bir seminer gerçekleştirdim ve bu kendi alanında işte The Biggest Turnout Prize kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Ve bunun ödülü de teleskop, teleskop arkamda. O teleskop e, burada e, Van Yüzüncü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki fen bilgisi öğretmenlerinin e, astronomi dersi vardır. Onlara gözlem amaçlı kullanıldı. Tabii pandemi var şu an kullanamıyorum ama onlar bunu gözlem amaçlı kullanıyorlar. Ki şunu soruyorum şimdi e, tüm Türkiye'ye. Türkiye'de hangi üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler astronomi dersini bir astronomdan alıyor ve hangisi hayatında teleskop görmüş? Bu inanılmaz büyük bir eksiklik biliyor musunuz? Fen bilgisi öğretmeni ne demek? Science teacher. Yani sınıfa girdiği zaman bilime bir şeyler katmak isteyen bir çocuk varsa orada gözleri ışık dolu işte o çocuğu keşfedecek o hoca aslında. Ben bilgisayar öğretmenliği çok önemli bir meslek. Tabii ki öğretmenlik benim her zaman söylediğim gibi en değerli mesleklerden biri. Ancak bir bilim insanı olarak fen bilgisayar öğretmenliğini ayrı önemsiyorum. Yani ciddi sorunlar var Türkiye'de üniversite ve fakülte anlamında aldıkları asrın eğitimi anlamında. Evet e, bu vesileyle tabii biz e, uzayı anlattıkça, anlatmayı daha iyi öğrendikçe ve insanların da ilgisini çekince uzay herkesin ilgisini çekiyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda da bir lanet gibi bir şey bu. Çünkü fikri olan olmayan da bir şeyler söylüyor. E, olan da bir şeyler söylüyor. Bazen bilgi kirliliği oluyor. İşte dünya 7 gün kararacak gibi değil mi? Ya da Mars ay kadar büyük görünecek. Hayda yani 50 milyon kilometre ötede en yakın konuda bazen 400 milyon kilometre ötede olabiliyor. Dünyanın güneş etrafındaki konumu onun güneş etrafındaki konumu vesaire e, şeylere bağlı olarak, e sen nasıl yani kalkıp da 50 milyon kilometreden 400 bin kilometre öteye mi geleceksin, 800 bin kilometre öteye mi geleceksin? Ya yani bunu anlatmak gerekiyor insanlara. Bunu da anlatmanın belki de en güzel TEDx konuşmaları üç tane yaptım şimdiye kadar. Hepsi de uzay temalıdır. Hepsi de uzay ile insan hayatını, insanın geleceğini ilişkilendirmeye çalışan sahte bilimleri yerden yere vuran, eğlendiğimiz şeylerdir. Yani bunları izleyebilirsiniz. YouTube kanalında dur. Yani zamanında TEDx'in kendi YouTube kanalında da var. Özellikle soldaki, sol üsttekini tavsiye ederim. Eğer e, astrolog bir misillendirmek istiyorsanız linki gönderin izlesin. E şimdi bunun yanı sıra astronomi videoları da çekme kararı aldım bundan bir yıl önce. Gerçekten inanılmaz yoğunluk var akademide. Yani öğrenci olarak siz aslında bunu biliyorsunuz. Öğretim üyeleri gerçekten daha çok yoğun. Ancak bu yoğunluk içinde bunu yapmak gerekti. Neden yapmak gerekti? Çünkü biliyoruz bizde YouTuber denilen hani fenomenler var ya, belli takipçiler var. Hani her şey hakkında konuşabilenler var ya, onlar uzay hakkında konuştuğunda %99'u yanlış şeyler söylüyor. Şimdi bu yanlışlığı nasıl düzelteceksin? E senin doğruyu söylemen lazım. O nedenle böyle bir kanal kurma gereği düşündüm. Ee, bu gereği hissettim. O nedenle eee 2020'de Kasım itibariyle abone sayım 3000. Tabii ki 3 milyon değil. Yani ben çünkü karpuz kesmiyorum. 12 farklı şekilde karpuz kesmiyorum. Bu daha ilginç gelebilir. Bir süpernova patlamasından ya da kara düşerseniz ne olur sorusu belki daha az çekici gelebilir bir karpuzun 20 farklı şekilde kesilmesinden. Yani YouTube tüketicisinin hani e, hangi düzeyde olduğu tartışılır. Okey? O tartışılır. Ancak bu bir kütüphane oluşturma amacıdır. Maksat budur. Yani ilgi duyan duymayan insan orada o kaynağı görsün. Ve toplam izlenme şu an için 73 bin civarında. Video serilerim var benim. Bunlar işte Gelecek Uzay'da serisi. Bu detaylı olarak anlattığım bir seri. Yani bir konuyu 15-20 dakika üzerine konuştuğum bir seri. Astro keşif, hızlıca keşiflerden bahsettiğim bir şey. Kozmik kitaplık, sevdiğim kitapları anlattığım bir e, bölüm. TV yayınlarının kayıtlarını da istiyorum sağ olsun gönderiyorlar. Onları da orada tutuyorum izlemek isteyenler izlesin diye. Online söyleşiler var mesela bu da belki onu koyacağım oraya kayıt olarak. Ve astro görüntüler bazen bu şeyin arkasında teleskobun arkasında kameramı takıyorum. Görüntüler çekiyorum fırsat buldukça. Onlar ve astro soru cevaplar oluyor bazen. İşte belli sorular var onları cevapları videolar. Yani gördüğünüz gibi bir yığın video var orada ve sürekli devam edecek bu. Az önce mesela astro keşif video serisinin yeni bölümünü çektim. Yakında olur. Yani bu bir kütüphane oluşturmak maksat bu. Ben arkadaşlar YouTube'dan geçinmiyorum. Ben akademisyenim, geçimim bu. Ben bunu hobi olarak yapıyorum ve her zaman şuna inanıyorum. Bir bilim insanı, bilim insanı olmak zorunda da değil. Dediğim gibi bir konuda uzmansınız. Şu odanın içinde kalmasın bildiğin. Bir şekilde bunu anlat, anlatman lazım. Anlatmadığın zaman alanında işte neden sorunlar yaşıyorsun? Dert yanmanın bir anlamı yok. Anlat güzel kardeşim vatandaşa bunun önemini, yaptığın şeyin önemini ve bir ne diyelim ona bir topluluk oluştur, değil mi? Senin fikrini destekleyen. Ancak o zaman sorunu çözebilirsin. Yani halka inemeyen hiçbir sorun, halkın önem vermediği hiçbir sorun, farkına varmadığı hiçbir şey üst kademelerden de ilgi görmez. Bu hep böyledir. Bu uzayı aslında uzay bilim teknolojinin önemini halka anlatabilmektir bunun üst çatısı, üst amacı yaptığım her şeyin. Ancak bu sayede daha yukarılara mesaj gidebilir. Al işte iki yıl önce Türkiye Uzay Ajansı kuruldu değil mi? Şimdi popülasyon videolarını benim işte en detaylı anlattığım Gelecek Uzayda serisi demiştim. Bakın bölüm başlıkları burada. 15 bölüm çekildi şimdiye kadar. Bundan sonraki 15 bölümün başlıkları da hazır ama bazen yeni şeyler çıkıyor. Hemen onu detaylandırmak gerekiyor. İşte mesela 15. bölüm öyle çıktı. Güneş leke çevrim biliyorsunuz bu yıl minimumda. 25. leke çevrimi başladı. Yavaş yavaş lekeler çıkmaya başladı güneşte. Tabii insanlar endişeleniyor. Acaba o lekeler dünyayı etkileyebilir. Evet etkileyebilir. Ama hangi düzeyde etkileyebilir acaba güneş etkinliği dünyayı? Ondan bahsettiğim bir şey ve dünyanın manyetik alanı önemli. Biliyorsunuz bizi uzaydan koruyan, uzayın ölümcül radyasyonundan e, koruyan bir kalkan Ve eee öyle görünüyor ki bu manyetik alanda bazı bozulmalar var. İleride ne olur bilmiyoruz ama şu an için iyi şeyler olmuyor. O da Güney Atlantik Anomalisi denilen durum. İzlemek isterseniz izleyin. E ee, şimdi popüler bilim yazıları da var. Benim şu an süreli olarak yazdığım süper penguen var. Çocuklar için yazıyorum. Ben her yaşta insan için yazıyorum. E, Onedio.com'da yetişkinler için yazıyorum. Bu biraz daha kendim böyle rahat hissettiğim bir yer Onedio. Takılabiliyorum sevmediğim sahte bilimcilere falan filan vesaire. Sonra bilim teknikte yazıyorum dönem dönem. Her sene mesela o geçmiş sene uzayda ne oldu diye yazarım. Mesela ocak sayısında da yazımı göreceksiniz 2020'de uzayda ne oldu diye. Hiçbir yerde o kadar detaylı yazı bulamazsınız. Şimdiden tavsiye ederim. Onun dışında bazen arada yazılar gönderiyorum bilim tekniğe. Çünkü bilim teknik biraz daha böyle akademik yayına yakın şekilde yayın yapan. Gerçekten ben astronomi için konuşayım. Arka fonunda da gerçekten deneyimli hocalarımızın hakem olarak bulunduğu bir yer bilim teknikki astronomi yazılar için konuşuyorum. Evet onun dışında bugüne kadar nerede yazdım? Hürriyet'te uzun yıllar yazdım. 2-3 yıl boyunca Trip dergide yazdım. System Maker, System Maker Junior'da 2 yıl kadar yazdım. Çocuklar ve e, orta yaş grubu için. E, oradan da birçok dergiye ettik birazdan bahsedeceğim. Ben sadece yeryüzündeki dergilerde değil aynı zamanda havadaki dergiler için de yazdım. Pegasus Mark'ta da yazdım. Yani Uçaktan hani, verilir yası dergi. Orada da okusunlar diye. E, Bilim ve Ütopya, Herkese Bilim Teknoloji, İstanbul Art Nüfus'ta Lemur Dergi'de birkaç yazı vesaire. Yani yazıyorum arkadaşlar, yazmayı seviyorum. Yazdıkça da daha iyi yazıyorsunuz. Ve bunun sonucunda daha güzel şeyler oluyor. Bilim toplum projeler ayağına gelirsek, ben dediğim gibi 2016'dan beri Van'dayım. Burada Doğu Anadolu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı var. Buradaki 5-6 il için e, kalkınma Ajansı destekli projeler. Yani bir, bir projeniz var mesela onu destekliyor. Böyle bir proje vardı gençlere yönelik 6 milyon TL toplam bütçeli. E, birkaç ilçe için düzenlenmişti bu. Bir de Edremit ilçesiydi Van Edremit. E, orada Planetarium e, projesini yazdım. Gerçekten e, Kalkınma Ajansı projeleri çok teferruatlı projeler. Bir e, iki hafta aldı yazmak ve proje kabul edildi. Sağda gördüğünüz bir çizim bizim planladığımız buydu. Aslında dışarıda bir de teleskop olsun, içeride planetaryum olsun 35 kişilik. Ancak e, dolardaki ani yükseliş o dönemde e, bu teleskop işini iptal etmemizi gerektirdi. Sadece şu an arkada görüyorsunuz zaten sol üst köşede planetaryumu. E, bu 35 kişilik e, tek kameralı bir sistem 1,5 milyon TL'ye mal oldu. Zaten arkadaşlar çoklu kamera sistem alırsanız e, bu en azından 4-5 milyondan başlıyor sadece kameranın kendisi. Yani o kadar bütçe yok tarihiyle. Biz bütçeyle yapılabilecek en iyi şeyi yaptık ve çoğunu da yerli üretimdir bu. Kubbesi vesaire her şeyi. Tabii ki görüntü cihazı yurt dışından gelmiş olabilir ama diğer her şey yazılımları vesaire yerli üretim. E, ve fuay alanı görüyorsunuz ortada. Orada bakın bazı teleskoplar var belli boyutlarda. Onlar da benim yine danışmanı olduğum bir e, Almanya Büyükelçiliği destekli projeyle alınmış teleskoplar. Şimdi bu Süpan Kültür Merkezi içerisinde Edremit'te duran bir e, ne diyelim ona planetaryum ve teleskopları da var. Herhangi bir gözlem etkinliği için çok güzel teleskoplar var orada şu an. Evet bu da bilim şenliği TÜBİTAK 4007. Biliyorsunuz TÜBİTAK'ın birçok e, bilim şenliği kategorisi var. 4007 tamamen bilim atölyelerini atölyelerini destekleyen e, bir e, bilim şenliği konsepti. 20 atölyemiz vardı. 5000 öğrenci katıldı. Bunlar çoğunlukla ortaokul öğrencileri Van e, ili çevresinde. Ve e, bunu bir, burada da yapılan bildiğim kadarıyla ilk TÜBİTAK 4007 idi bu. Çok güzel bir yetkinlik gerçekleştirdik. Astronom, öğretmen, çok güzel bir ekibimiz vardı. Harika bir iş yaptık. Ve şöyle bir özelliği vardı 22 Atölye'nin, yaptığın şeyi alıp götürüyordun. Yani o nedenle güzel bir şey. Çocuklar için inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ilerleyen yaşlarda, belki bizim yaşlara geldiğimizde, bizim yaşlara geldiklerinde bunları anlatacak çocuklar vardır şu an o kalıbın içerisinde ki bu muhteşem bir şey. Ve e, televizyon programlarına işte bu yoğunluğun içerisinde okey dememin nedeni de şu, az önce bahsettiğim gibi bir şeyler açıklık getirmek. Çünkü şunu istemezsiniz. Siz mesela <laughs> bir doktorsunuz. Okey çok iyi bir kalp cerrahısınız. Ama geliyor bir tane alternatif tıpçı saçmalıyor ekranda. Bu size Çin işkencesinden beterdir. Çünkü siz o düzeye ulaşmak için dirseklerinizi çürüttünüz. Yıllarca çalıştınız bir tane gerzek çıkıyor saçmalıyor. Şimdi bunun önüne geçmenin yolu nedir? Doğru bilgilerdir. O nedenle bu yapılıyor. Dün de bir radyo programındaydım. Yakında paylaşırım sosyal medyada linkini. Mesela uzay ekonomisi konuştuk. Hatta sohbet öyle bir yere geldi ki relativistik dolandırıcılıktan bahsettik falan filan yani. Çünkü insan eğer başka bir yıldıza gidecekse muhtemelen ışık hızına yakın hızlarda bir şekilde gidecektir ve o zaman acaba bireysel emeklilikten nasıl etkilenir gibi <laughs> garip bir soru çıkınca e, haliyle böyle bir şey olduğu zaman insanlarda ne olacak arkadaşlar? Bunun da dolandırıcılık yolunu bulacaktır. Çünkü insanın en, en güzel yaptığı şeylerden biri bu. Tırnak içerisinde güzel diyorum. Aslında güzel bir şey değil. En iyi yaptığı şeylerden biri bu. Sistem değişirse değişsin. Ondan acaba nasıl dolandırıcılık yapabilirim? Nasıl halledebilirim bu işi? Nasıl cebe cukka yapabilirim? Bunu her zaman buluyor. Yani tarihin her şeyinde bulmuş. O nedenle muhtemelen biz yani Nirvana'ya ulaşsak da o noktada bile hile yapan insanlar olacaktır. Biraz geyik bir sohbetti. Yakında linki paylaşırım. Ve eğitici eğitimi denilen şey öğretmenlere yönelik, özellikle fen bilgisi öğretmenlerini hedefledik bu çalışmada. Bu Amerikan Büyükelçiliği destekli ve bir e, üniversite, Amerika'da bir üniversitenin desteklediği e, detaylı bir projeydi Harvard Üniversitesi öncülüğünde. Ve ben de Gelecek Uzay'da da altında temel ve güncel astronomi eğitimi başlı bir eğitim planı 10 dersten oluşan 5 güne yayılan her gün 2 saatlik derslerden oluşan bir şey tasarladım. Ve sağdaki e, istatistik benim çok hoşuma gitti. Orada gördüğünüz turuncu renk şudur. Eğitime başlamadan önce soruyorsun senin astronomi düzeyin ne? 3 gibi bir ortalama çıkıyorken e, sarı da arkadaşlar orada görünen işte sarımsı renk eğitimden sonra düzeyiniz nereye ulaştı? Bu muhteşem bir şey. Şimdi Astronomi, uzay bilimleri, diğer tüm bilimler için bunu söyleyebilirsiniz. Doğa bilimleri için. Pardon. E, nedir? Sürekli değişen, gelişen bir şeydir. Mesela biz önceden evrenin genişlemesini Edwin Hubble buldu. Hikayeleri dolaşırken. Aslında e, Lemaitre'nin de katkısı olduğunu biliyorduk. 2018 yılında ne oldu? Uluslararası Astronomi Birliği Hubble yasasının adını değiştirdi. Hubble-Lemaitre yasası oldu. Yani... Böyle birçok güncelleme var. Mesela yıldız evrimi ilgilendiren ciddi keşifler oluyor değil mi? Bir beyaz yüce var. Beyaz yücenin burnunun dibinde Jüpiter boyutlarında bir gezegen var. Allah Allah. Şimdi yani bir yıldız patlamışsa beyaz yüce olacaksa arkadaş çevresini yok etmiş olması lazım. Yani bundan 4 milyar yıl sonra dünyanın başına gelecek olan şey de bu. Ancak bakıyorlar ki Jüpiter boyutlarında bir gezegen beyaz yücenin yanında. Hoppa. O zaman bizim yıldız evrimini güncellememiz lazım. İşte Venüs'teki fosfin gazının keşfi. İşte astro keşif az önce çektim demiştim bir tane benim onda bahsedeceğim. Fosfin var mı yok mu hala tartışılıyor. Yani <laughs> sağlam tartışma var şu an. Yani e, güncel bilimler olduğu için bu siz ders kitaplarını da güncellemeniz gerekiyor ki size bir örnek vereyim. Ortaokul muydu yanlış olmasın ortaokul fen bilgisi kitabı. Eliptik galaksiyi nasıl tanıtmamış biliyor musun? Eliptik galaksi. Gazı, tozu, yıldızı olmayan galaksidir. Yahu gazı, tozu, yıldızı yoksa galaksi yoktur zaten. <laughs> Galaksinin ana bileşeni bu. Ha şunu demen lazım. Moleküler gaz azdır ya da hiç yoktur ama yıldızı var. Yaşlı yıldızları var gibi. E neden böyle oluyor arkadaşlar? Çünkü ders kitaplarını o alanda uzman kişiler yazmaz bizim memlekette. Tamam, bunun da önüne geçmek lazım. Bu eğitimlerin amacı bu. Onlar yanlış kitap yazsın biz doğrusunu verelim. İstanbul Öğretmen Akademilerinin bir davet üzerine yine İstanbul'dan yüze e yakın öğretmenimiz de, yanlış olmasın, farklı branşlardan da bir nez. Yani sadece fen bilgisi vesaire değil, din, kültürü ahlak bilgisi öğretmenimiz de vardı mesela. E, oraya, orada da işte yaklaşık iki saat, iki buçuk saat süren bir güncelleme, bir uzay bilimleri anlamında güncelleme semineri diyelim. Böyle güzel bir şey gerçekleştirdik. Ve şimdi bunun sonucunda e, özellikle öğrencilere yönelik, uzaya ilgi duyan, ne bileyim belki kitap alacak durumu olmayan ya da olan bilmiyorum. Ya da uzaya ilgisi olup hangi kitap alacağını bilmeyen. insanlar her popüler bilim makalesi yazıyorsam ve bir gelir elde etmiyorsam şöyle şart koşuyorum. Bu sayıdan şu kadar hediye edelim. Bunu sosyal medya takip edenler görmüştür. Şu dergiden şu kadar hediye. E, RT yapanları RT yapmak da şundan bir çeşit seçim mekanizması olsun diye. Onun dışında RT ile bir şey olacağı yok yani. Bu tamamen böyle gönüllü yapılan bir şey. Eğer seminerler bir özel okul tarafından davet edilirse şart koşuyorum. Bazen diyorum ki 20-30 arkadaşımıza popüler bilim kitabı hediye Bakın ben sizden bir şey istemiyorum. 20-30 arkadaşımıza bir popüler bilim kitabı hediye edelim. E bu sayede e, tabii benim de kendi bütçemden de hediyelerim sayesinde 300 popüler bilim kitabı hediye edebildik. Bugüne kadar hediye edebildim. Bugüne kadar. Bu 5.000 STEM Maker dergisi ve 500 adet sistem Maker dergi aboneliği, e, bunları da 2018'deki bilim şenliği'nde e, o 500 aboneliği dağıttık mesela. Buradan tekrar teşekkür ediyorum e, Puzula yayıncılığa. Kırmadılar, sağ olsunlar. Bu 5.000 dergi üç e, farklı şehirdeki e, ihtiyacı olan e, köy okullarına falan gönderilmişti o dönem. Yani böyle bir hani ne diyelim buna bir yarar var. Hani fiziki olarak da bir yararı var e, topluma bu yapılan gelecek uzayda projesinin. Şimdi bunun belki de çıtası bitiyor semilerim az kaldı. Bunun belki de böyle en üst seviyesi en azından benim için o çıkardığım kitap. Yani benim yıllardır anlattığım, aldığım sorular ve o sorulara nasıl yanıt verebilmeliyim acaba ki herkes anlayabilsin noktasında kendimi geliştirdiğimi düşündüm. 7 yıl sonra karar verdim buna. Bakın ilk yılda da kitap yazabilirdim. ikinci yılda da kitap yazamam. 7 yıl bekledim. Sonra dedim ki herhalde ben artık kitap yazacak düzeye geldim ve bir yıl üzerinde çalıştığım bu kitap e, ne zaman Eylül başında, Ağustos'un Eylül başında piyasaya çıktı ilk basımı, şu an Kasım bitiyor, İşte Eylül, Ekim, Kasım 3 ay, şu an e, yayın evinin e, stoklarında kalmadı, şu an e, satış yerlerinde kaldı sadece, ikinci basım bir iki hafta içerisinde yapılır diye düşünüyorum eğer bir aksilik çıkmazsa yolda. Ee, ve bu kitabı herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü adından da anlaşıldığı gibi Kaos'tan Kozmos Evren'in hikayesi Kaos dediğimiz yani büyük patlamadan o anını, büyük patlamanın ilk anlarını ya da büyük patlamadan öncesini ki bilmiyoruz ne olduğunu tam olarak. Orayı kaos olarak alırsak e, bugüne gelene kadar bir kozmos, bir uyuma uzanan, yolculuğu anlatan ilk kitap. Ve dediğim gibi gelecek Uzay'da marka patentli alanında en geniş kapsamlı gönüllü bir sosyal sorumluluk projesidir. Ve yoluna devam ediyor marka tescil belgesini görüyorsunuz orada. Ee, yani bu gelecek uzayda sloganı birçok sloganında doğmasına neden oldu. Bu güzel bir şey. Ee, ancak en güzel slogan bence bu. Ee, logomuzda dahil. Logomuzda sabah arkadaşımıza Arkadaşımız tasarladı bunu. Başka büyük bir, bir projemiz var. Şimdi bahsetmeyeyim. Yıllardır uğraşıyoruz üzerinde. Ee, henüz bir funding bulamadık, bir destek bulamadık. Çünkü bu bilimi e, insanlara sevdirecek bir proje. Böyle e, saçma salak televizyon programı değil. Öyle bir şey olsaydı zaten muhtemelen e, destek bulurduk. Değil mi? Yani mesela 15 kişiye eve kapatıyorsun. Öyle bir konsept olsaydı muhtemelen destek bulurduk. Ama bu öyle bir <laughs> konsept değil. Umarım yakında destek buluruz. Evet. E, hemen kısaca kendimi anlatayım. E, başlangıçta bu, bu ana bırakmıştım. Ben Giresunluyum. Karadenizliyim. Bilmiyorum. içinizde Karadenizli var mı? Lise. Giresun Lisesi'nde okudum. Lisansım ve yüksek lisansım Ankara Üniversitesi. Duraklama dönemi dediğim 2006-2008. Ben burs kazanıyorum. Milli eğitimden. Ancak o dönem hükümetle yok, mahkemelik oluyor vesaire. Burslar iptal ediliyor falan filan. Sonra ben bir daha giriyorum. Tekrar kazanıyorum. 2008'de. E, sonra 2009 2009 Nisan ayında yurt dışına çıkıyorum ve 2010 Oxford Üniversitesi astrofiziğe başlıyorum. 2015'te yani fiziki olarak bitiyor doktora tez yazım süreci vesaire falan filan. 2016'da resmi olarak doktora derecemi alıyorum. Tabii doktora yılın e, süresince bir yıl kadar, yaklaşık bir yıl kadar Nagoya Üniversitesi'nde bulundum Japonya'da. E, Japonya gerçekten muhteşem bir yer. Eğer fırsat bulursanız e, kesinlikle gidin. Ve 2016'dan e, beri buradayım, Doktor öğretim üyesi ya da eski adıyla yardımcı doçent doktor e, göreviyle. Ben fakültesi fizik bölümünde yüksek enerji plazma fizik anabilim dalı başkanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda bizim bir sistem merkezimiz var. Çocuklara robotik e, robotiği anlatmak, öğretmek için birçok set aldık. Bu proje desteklendi, bir laboratuvar kurduk burada. Tabii pandemi nedeniyle öğretmenlere artık eğitim veremiyoruz ama pandemiden sonra devam edeceğiz. Aynı zamanda Çocuk Üniversitesi Danışma Kurulu üyeliği yapıyorum. E, YYÜ'de bulunduğumuz üniversitede. E, Uluslararası Astronomi Birliği, Avrupa Astronomi Topluluğu, işte Kraliyet Ailesi Topluluğu, İngiltere, Royal Astronomy Society, Oxford Union ve Türk Astronomi Derneği üyeliklerim var. Solda gördüğünüz gibi, sol alttaki resme baktığınız gibi bazı tanıdığım samuraylar da var. Ya yani konuşurken benim de dikkat edin. Tamam. <laughs> Bu da Nobeyama Teleskobu. Dünyanın e, hani bu CEO bir sıfır geçişi yapıyor aslında. 3 milimetrede gözlem yapıyor. 45 metre çapında bir anten. Yani arkada nasıl görünüyor bilmiyorum ama yanında olsanız devasa bir şey. Orada birkaç, bir iki hafta kadar gözlem yapmıştım. O günlerden bir anı. Evet, benim size anlatacaklarım bu kadar. Önemli bir şey belirtip sohbetin diğer kısmına geçelim. Eğer aklınızda uzayla alakalı, yurt dışında akademik kariyerle alakalı vesaire falan filan artık ne gelirse aklınıza soru. Sormak isterseniz web sayfam orada var bakın arkadaşlar. Web sayfasındaki iletişim formuna doldurduğunuzda herhangi bir soruyu gönderdiğiniz o bana ulaşıyor. Ancak hemen yanıt veremiyorum. Yanıt veremezsem hemen gönül koymayın. Bazen bir iki hafta sürüyor yanıt vermem. Ama yüzde doksan beş, yüzde doksan benim yanıt verme oranım. O nedenle eninde sonunda size yanıt veririm. Tamam mı? Evet, ben e, teşekkür ediyorum dinlediğiniz. Teşekkür için. ederiz hocam. E, biraz hızlı konuşmuş olabilirim, mizacından dolayı. kusura bakmayın. Her ne sürçülü ishal ettiysek affola, e, ok? E, kendinize şimdiden iyi bakın, değil mi? Eğer bağlantı bağlantı koparsa, durum malum kötü salgın nedeniyle. Şimdi sorular geldiyse ya da gelecekse canlı canlı sormak isteyen de olursa e, yanıtlarız. Evet, sorular alalım.